Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Entrada Mimarlık Kurucusu, iç mimar Sayın Jülide Çömlekçiler. Hoş geldiniz. Hoş buldum, çok teşekkürler. Biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii iç mimar ve çevre tasarımcısıyım. İsmim Jülide Çömlekçiler. Hacettepe 2010 mezunuyum. Entrada Mimarlığın kurucusuyum. Yaklaşık olarak 11 yıldır sektörün içindeyim. Firmanız hakkında da biraz detay bilgi rica edebilir miyiz? Tabii ki. Kendi deneyimlerimle birlikte aslında bunu söylemek isterim. 4 yıldır Entrada Mimarlık olarak sektördeyiz. Ben 11 yıldır sektördeyim. Biz Entrada Mimarlık olarak ve ben büyük ölçekli ve küçük ölçekli projelerde çalışıyoruz. Benim sektöre başlayışım otel projeleriyle oldu. Dolayısıyla büyük ölçekli ve projelendirme ofislerinde çalıştım. Entrada Mimarlık olarak da bu süreçte bu şekilde devam ediyoruz. Firmanızın asıl hedefleri nelerdir? Aslında yurt dışı ve yurt içinde tanınır ve bilinir olmak hedeflerimiz. Fakat bu tabii ki de genel geçer bir hedef. Asıl hedefimiz sürdürülebilirliğin iç mimarlıkta da olduğunu herkese anlatabilmek ve bunu projelerimize yansıtabilmeyi istiyoruz. Bu amaçla ilerliyoruz. Bu şekilde de projelerimizi yapıyoruz. Neden bu işi seçtiniz? Aslında ben resim okumak istiyordum, ressam olmak istiyordum. Sanatla daha iç içeydim. Fakat bizim dönemimizde ÖSS vardı. ÖSS'ye de hazırlanmış bulundum ve Hacettepe'de bizim dönemimizden bir önceki sene ÖSS ile iç mimarlık öğrencilerini almaya başladı. Ben de puanımla birlikte Hacettepe'ye başvurdum. Bu benim yaptığım en iyi şey oldu sanırım. Çünkü iç mimarlık sanatla iç içe bir meslektir. Mesleğimi gayet severek icra ediyorum. Ve Hacettepe'li olmaktan da tabii ki gurur duyuyorum. Tamamen sanatla ve tasarımla iç içe olduğum için bu mesleği seçtim. Müşterilerinizden gelen talepler en çok hangi yönde oluyor? Şöyle son dönemlerde çok fazla konut projesi almaya başladık. Aslında ben az önce dediğim gibi daha çok büyük metrajlı otel, restoran gibi projelerde uzmanlaştım ve bu konuda ilerliyorduk. Fakat tabii ki de bir iç mimar her mekanı tasarlayabilmelidir. Fonksiyonunu çözebilmelidir. Son dönemlerde konut projelerine çok fazla yoğunlaştık. Bunun sebebinin pandemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz hepimiz yavaşladık. Hepimiz evlerimizde durduk ve bu süreçte yapılmış olan evlerin bizim ihtiyaçlarımızı nasıl karşılamadığını fark ettik. Bunun en niş örneği müteahhit evlerinin balkonlarının olmaması veya eski evde olsa kişiler evin metrajını büyütmek için balkonları içeriye aldılar. Fakat balkon insan psikolojisi için çok önemli bir kavramdır. En niş örneği budur aslında, bu pandemide fark edilen. Ben aynı zamanda iç mimarlar oda delegesiyim. Biz odada da bunları çok konuşuyoruz. Müşterilerimiz tabii bu gibi taleplerde bizden daha fonksiyonel mekanlar yapmalarımızı istemeye başladılar. Son dönemlerde bu şekilde istekler oldu. Peki, işinizin zorlukları ve keyifli yanları nelerdir diye sorsak? Açıkçası kişisel olarak bir zorluk veya işte zorluk söyleyemeyeceğim. Çünkü bir mesleği sevdiğinizde aslında zorluğuyla ve keyfiyle seviyorsunuz. Onu sahiplenmeniz gerekiyor. Fakat meslek olarak söylediğim zaman iç mimarlık ülkemizde ne yazık ki tam olarak anlaşılabilmiş bir meslek değil. Ben bunu her zaman savunuyorum. Biz müşterileri de eğitmemiz gerekiyor. Ben meslektaşlarıma açıkçası bunu her zaman söylüyorum. Mesleğimizi biz belli bir noktaya getirebilmemiz gerekiyor. Çünkü iç mimarlığı dekorasyon olduğu düşünülüyor çoğu zaman. Aslında evet, biz dekoratör değiliz. Biz fonksiyonu tasarımın önüne koyan iç mimarlarız diyebilirim. Tasarımcılarız. Sadece bir perde seçmek, sadece bir renk seçmek değil, tamamen insanların yaşadığı alanları tasarlayabilmemiz gerekmektedir. Benim eğitimim bu şekilde oldu. 11 yıldır deneyimim de bu şekilde ilerliyor. Peki, işinizde karşılaşmış olduğunuz büyük bir problem oldu mu? Olduysa neydi ve bununla nasıl başa çıktınız? Tam pandemi döneminde Hollanda'da, Amsterdam'da bir konut projesi aldık. O projeyi, tasarımını kapanmalar sırasında yaptık. Bu aşamaya kadar her şey çok normaldi.
Müşterimiz tabii bizden uygulamasını da talep etti. Tabii pandemi döneminde sınırlar kapalıydı. Hollanda sınırları kapatmıştı. Dolayısıyla biz oraya uygulama için gidemezdik. Fakat tabii biliyorsunuz fiyat farkları vesaire müşteri buradan talep ediyordu. Biz uygulamayı yaptık burada. Şimdi ben yine tekrar ediyorum ama otel gibi bir deneyimim olduğu için ben wall to wall tasarım yapıyorum. Yani bu aslında tamamen mekana ve kişiye özgü tasarımlar. Tamamen o mekana özel tasarımlar yapmaya özen gösteriyorum. Bu projemizde de wall to wall tasarım yaptık. Duvardan duvara tasarım yaptık. Tabii yani gidemeyeceğimizi öngörmemiştik. Bu kadar uzun süreli bir kapanma olacağını, tabii, sınırların kapalı olacağını öngörmedik. Uygulamayı burada yaptık. Daha sonra IKEA kataloğu gibi videolar çektik. Çünkü montajı biz yapamayacağız. Orada bir montaj ekibi yapacak. IKEA kataloğu gibi videoları çektik, gönderdik müşterimize. Müşterimiz de o videolarla bizim gönderdiğimiz ürünleri orada kurması gerekiyordu. Ben yalan atmayacağım, gerçekten uyumadım o süreçte. Çünkü şimdi o kadar riskli bir durum ki 2 santimle tamamen uygulama boşa çıkabilir. Buradan Okan Koraltan ve ekibine bana destekleri için de çok teşekkür ederim. Proje sonunda sıfır hatayla buradan gönderdiğimiz proje orada sıfır hatayla wall to wall bir şekilde yerleşti. Bu benim için büyük bir başarıydı. Çok büyük bir zorluktu ayrıca. Evet, gerçekten de öyle. Peki başarıdan hazır söz açılmışken sizce başarı nedir? Ben mesleki olarak tasarımın önünde fonksiyon olduğuna inanıyorum. Bunu her zaman da müşterilerimle de bu şekilde diyalog kuruyorum. Müşterilerimin ihtiyaçlarını anlamak durumundayım. Bir konut olsun, bir restoran olsun, bir otel olsun, son kullanıcıya hitap etmem gerekiyor. Sadece renk, doku vesaire değil, sizin hareketlerinize göre davranmam gerekiyor. Dolayısıyla ben benim için bir projenin başarılı olması demek, proje bittikten sonra o mekanın her köşesinin kullanılabiliyor olması demek. Yani bir mekanda bir kör nokta yoksa ve ben bir insan hareketlerine göre gerçekten o tasarımı yaptıysam ve başarabildiysem bu bir başarıdır benim için. Sizi en çok ne motive eder? Aslında beni her proje ayrı ayrı motive ediyor. Çünkü öyle güzel bir meslek ki iç mimarlık. Her proje yeni bir iş demek, her proje yeni bir hikaye demek. Yani bir restoran projesi Derya Deniz, onların nasıl bir mutfağı var? İşte bir mesela son dönemde sağlıklı fast food denilen bir proje yaptık. Şimdi bu çok enteresan bir şeydi. Sağlıklı fast food ne demek? Biz fast food'u tam tersi bir şekilde algılıyoruz. Ben mesela o proje beni çok heyecanlandırmıştı. Çünkü ona özel tasarım yapacağız. Veya bir konut projesi, her insan başka bir hikaye. Açıkçası her proje beni ayrı ayrı motive ediyor. Peki mesleki anlamda bir hedefiniz var mı? Evet. Yurt dışında tanınır olmak istiyorum. Şu an İngiltere'de, Londra'da bir nargile kafe projesini yaptık. Devam ediyoruz. Sürecimiz devam ediyor. Yine Amsterdam'dan bahsettim ama daha fazla yurt dışında projelere dahil olmak ve tanınır olmak istiyorum. Yüzümü, Entrada'nın yüzünü yurt dışına çevirmek istiyorum. Ama tabii ki de bu süreçte Türkiye'de de hatırı sayılır bir noktaya gelmeye devam etmek istiyorum. Son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersin? Çok teşekkür ederim beni izledikleri için. Ben aynı zamanda hem Entrada Mimarlığı'nın kurucusu olarak hem de oda delegesi olarak meslektaşlarıma mesleklerini korumalarını söylemek istiyorum. Ve yeni mezunlara odaya üye olmalarını ve bunun ne kadar önemli olduğunu araştırmalarını rica ediyorum. Çünkü mesleğimizi bir noktaya getirebilmek bizim elimizde. Herkese mesleğimizi anlatabilmek ve insanları eğitebilmek de bizim elimizde. Çok teşekkür ediyoruz çok tekrar katılımınız için. Çok hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Sayın Jülide Çömlekçiler konuğumuz oldu. Hoşça kalın.